Öncelikle Fulbright temsilen gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Öğleden sonra Adana'da programları var, Çukurova Üniversitesi'nde. Ben tabii aslında konuşma yapmayacaktım ama katılımın bu kadar yoğun olması karşısında gerçekten üzüldüm. Yani bu kadar düşük bir katılım beni hayal kırıklığına uğrattı. Kendi üniversitem adına üzüldüm. Ben şunu şöyle ifade etmek istiyorum özellikle. Fulbright'ın benim akademik yaşamımda özel bir önemi var. Yani belki örnek olarak, olay olarak anlatabiliriz. Ben Fulbright kursundan faydalanmadım. Fakat 3. sınıfta üniversitede yanılmıyorsam, 3. sınıfta Fulbright'ın bir ilanını gördüm. Bölümün girişinde asılmıştı ve şartları vardı. İşte bir mezuniyet ortalaması, not ortalaması. O zaman 100 üzerinden 75'ti. Bizde geçme notu 50'ydi o zaman. 100 üzerinden 75. Benimki de 75'e yakın. Ben son sınıf öyle bir motive oldum ki son sınıf ortalamam 95 tuttu. Ve epey bir not ortalamam 75'in üzerine çıktı. Yani 80 küsur falan mı yanılmıyorsam. İkincisi yabancı dildi. Hala herhalde var. Yabancı biraz sonra, yani tüm bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. Yabancı dille ilgili olarak da ben son sınıfı, 3. sınıfın 2. döneminden başlayarak kendimi tamamen yabancı dile verdim. Derslerle birlikte. Bakın, aslında birbirini engelleyen şeyler değil. Ona ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Benim son sınıf not ortalamam 95-100 üzerinden ama yabancı dilde ben tamamen son sınıfta öğrendim diyebilirim. Çünkü Türkiye genelinde yapılan sınavda 3. olduğumu hatırlıyorum o zaman. İyi bir puan almıştım. Ama neyden? Fulbright'tan değil, şeyden. Dünya Bankası YÖK Meslek Yüksek Okulları'nın geliştirme projesi vardı. Orada böyle bir ilan çıktı ve ben Fulbright'ı hedefleyerek o kanalla yurt dışına gittim. Ama netice itibariyle hedefim tuttu. Dolayısıyla arkasından biz İngiltere'de, Amerika'da kaldık. Döndük. Döndükten sonra işte İngilizce hazırlık vardı bizde. İngilizce hazırlıktan muaf olduk. Dolayısıyla yıl kaybetmeden eğitimimize başladık. Sonra doçentliğimize faydası oldu. Doçentlikte yabancı dilden beklemedik. Bugün yayınları gerçekten yüzlerce olan ama dilden dolayı bekleyen, doçentliği geçemeyen çok arkadaşımız var. Yani şunu demek istiyorum. Siz yeter ki hedefinizi koyun, hedefe kilitlenin. Bir yurt dışı hedefiniz olsun, özellikle yabancı dil anlamında. Akademik eğer düşünüyorsanız bunun mutlaka olması gerekiyor. Ve bizim bakın burada idari görevimiz olmasına rağmen bu yoğunluğun içerisinde ben geçtiğimiz yaz işte Amerika'ya gök bursuyla gittim. Ve işte uzak kaldığımız biraz daha böyle yayın, proje vesaire çalışmaları ve bağlantılar anlamında güzel şeyler yaptık. Arkadaşlar burada özellikle de işte öğrencilerimizi, yüksek lisansüstü öğrencilerimizi ilgilendiren, işte araştırma görevlisi arkadaşlarımızı ve tüm akademisyenleri ilgilendiren, çünkü doktora sonrası bursa kadar uzanıyor. Gördüğüm kadarıyla. Çok enteresandır. Ben o zaman küçücük bir afişle kendime bugüne taşıyan bir hedef koydum. Ama bugün Fulbright'tan iki değerli misafirimiz var burada. Size tüm işin sırrını anlatacak olan insanlar burada. Ama ilgi bu kadar. Ben gerçekten çok üzüldüm. Yani ben bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim silkelenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Silkelenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Yani böyle bir seminer programı için kalkıp Ankara'ya gitmiyorsunuz. Gitmeniz de gerekir aslında. Çünkü bu kadar önemli, değerlidir. Ama burada böyle bir etkinlik düzenleniyor. Biz buna bu kadar rağbet etmiyoruz. Tabii katılan arkadaşları ben istisna tutuyorum. Bundan sonra inşallah bunun biraz daha önemini kavrarız. Fakat gelen arkadaşlar açısından inşallah çok faydalı olacaktır eminim. Ben tekrar teşekkür ediyorum katılımınız için. Kolay gelsin, başarılar. Hoş geldiniz. Yani sizin için bilgilendirici bir seminer oldu. İsmim Ülkü İnan. Fulbright Eğitim Komisyonu İstanbul Bürosu'nda akademik danışman olarak çalışıyorum. Sunumumuzda iki bölüm var. Birinci bölümde Fulbright burslarını anlatacağım. İkinci bölümde de Amerika'da eğitimle ilgili genel bir bilgi vereceğiz arkadaşımız Bahar Hanım. Ama aralarda sorularınız olursa hani elinizi kaldırıp sorabilirsiniz. Sona doğru çünkü sorular unutulabiliyor. Onun için hani anlamadığınız herhangi bir şey olursa
Ben de tabii duracağım bazı bölümlerde, gene soracağım. Ama dediğim gibi anlamadığınız bir şey olursa her zaman sorabilirsiniz. Şimdi aldığınız broşürlerde de gördüğünüz bir web sitemiz var. Orada zaten bütün bu bilgiler var. Eğer bir Facebook sayfamıza da üye olursanız hem Ankara hem İstanbul ofislerimizde yapılan seminerleri bilgi alabiliyorsunuz. Bir de yine internet üzerinden web chat denilen soru sorulan ve cevabını alan bütün her yerden katılabileceğiniz seminerlerimiz oluyor. Onları da bu şekilde haberdar olabileceksiniz. Fulbright'ın tarihçesiyle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Fulbright programı 1946 yılında Senatör William Fulbright tarafından Amerikan Senatosu'na verilen bir teklifle başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeler arasındaki dostluk, kardeşlik, karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla verilen bir teklif. Ve Senato'da kabul edildikten sonra da bütün dünyada 150 ülkede şu anda başlatıyor program. Türkiye'de de 1949 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne imzalanan bir anlaşma çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Amerika Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan bir anlaşmayla program başlıyor. Programın iki kısmı var. Türk öğrenci ve araştırmacılara Amerika'da eğitim ve araştırma imkanı veriliyor. Aynı zamanda Amerikalı hoca ve araştırmacılar Türkiye'ye gelerek kendi konularıyla ilgili öğrenim ve araştırma faaliyetinde bulunuyorlar. Bu sene 62. yılımızı kutladık. Bu çerçevede yaklaşık 4000 kişi, Türk ve Amerikalı bursiyer bu programdan yararlandı. Merkez ofisimiz Ankara'da, Çankaya'da, irtibat ofisimiz de gene İstanbul'da. Fulbright olarak ikinci görevimiz Amerika'da eğitim görmek isteyen öğrencilere ücretsiz ve objektif akademik danışmanlık yapmak. Bunu da Education USA faaliyetleri altında gösteriyoruz. Yani bir burs programımız var, Fulbright bursları. Onun dışında Amerika'da eğitim görmek isteyen öğrencilere de ayrıca bilgi veriyoruz. Evet, fotoğrafını gördüğünüz Senatör William Fulbright bu. Şimdi web sitemizde neler var? Birincisi tabii kendi burslarımızla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru formlarımız var. İkincisi Amerika'daki eğitim programlarına başvururken ve Fulbright burslarından hangilerinin size uygun olabileceğinizi gösteren bir sanal danışman programımız var. Yani not ortalamanızı yazıyorsunuz, sahanızı yazıyorsunuz. Oradan size bir yön gösteren sistem bu. Fakat tabii ona gerek kalmadan hani bize telefonla, e-mail ile de ulaşabilirsiniz. İşte benim not ortalamam şu, İngilizcem şu, Amerika'da şunu yapmak istiyorum, nasıl bir yol izlemem gerekir? Bize dediğim gibi telefonla, e-mail ile kendiniz hakkında bilgi verdiğiniz takdirde doğrudan birebir de bizden yardım alabilirsiniz. Üçüncüsü bir etkinlik takvimimiz var yine web sitemizde. Orada da aynı bugün olduğu gibi Fulbright danışmanlarının gezi programları var. Burslara başvurudan önce böyle Türkiye'deki bütün üniversiteleri gezmeye çalışıyoruz ve seminer veriyoruz. Üniversitelerde olabiliyor veya başka araştırma merkezlerinde olabiliyor. Çarşamba günü Adana'da Türk-Amerikan Derneği'nde etkili başvuru seminerimiz olacak saat 2'de. Pardon 2.30'da. Burada ne anlatacağız? Burada başvuru formunu birazdan anlatacağız. Online bir başvuru formumuz var. Onu nasıl dolduracağını birinci sayfadan son sayfaya kadar nasıl geleceğini anlatacağız. Eğer Adana'da olacaksanız hepinizi bekleriz. Herkese açık bir seminer. Ama diyelim ki gelemediniz. Problem değil dediğim gibi. Daha sonra da eğer formu doldurmada bir problem olursa her zaman bize danışabilirsiniz. Onun dışında Amerika'daki eğitimle ilgili genel tavsiyeler var. Amerika'daki eğitim sistemiyle ilgili bilgiler var. Bir de bizim haricimizde başka Amerika'daki burs imkanlarını gösteren bir burs arama motoru da gene web sitemizde var. Şimdi burs hangi kategorilerde veriliyor? Yüksek lisans, doktora, doktora tezi, araştırma bursu olarak 3 kategori var. Öğrenci kategorisi. Türkiye'de yaklaşık 60-65 kişi seçilecek bütün bu programlardan. Biraz sonra şartları ve detayları söyleyeceğiz. Onun dışında İngilizce öğretmenler için yabancı dil öğretim asistanlığı dediğimiz FLTA bursu var. Onun başvuru tarihi geçti. Eylül
pardon, Ekim 2011'di. Bundan sonra Ekim 2012'de olacak. Gene web sitemizden takip edebilirsiniz. Onun dışında meslek yüksekokulu sertifika programımız var. Onun da başvuru süresi geçti, 2 Aralık'tı. Bundan sonrakiler tabii 2012 için olacak. Doktora sonrası araştırma projesi bursumuz var. Onlar da akademisyenler için, hocalar için. Humphrey bursumuz kamu görevlileri, halen kamu görevinde bulunan yönetici pozisyondaki kişiler için. En son maddi destek bursumuz diye geçen Opportunity Funds dediğimiz bir burs imkanımız var. Bunu biz yürütüyoruz ama fonları Amerika'daki Dışişleri Bakanlığı'ndan geliyor. Onunla da ilgili birazdan daha fazla bilgi vereceğiz. Evet, şimdi bu üç kategoride yani yüksek lisans, doktora ve doktora tezi araştırma bursları. Biliyorsunuz Amerika'da yüksek lisans 2 yıl sürüyor. Fulbright bu 2 yıl boyunca bütün okul ve geçim masraflarınızı karşılıyor. Ve 1 yıl için 35 bin dolar bir para veriliyor. Bunun haricinde gidiş dönüş yol paranız ve oradaki sağlık sigortanızı karşılıyor. Onun dışında 35 bin dolar gene doktora bursunuz 2 yıl. Fakat biliyorsunuz Amerika'da doktora 3 yılla 5 yıl arasında sürüyor. O zaman diyeceksiniz ki hani 2 yıl verdik gerisi ne olacak? Gerisini de yani 2 yılın üzerinde Fulbright'ın dışındaki süreyi Amerika'daki okul karşılıyor. Fakat o zaten gitmeden önce belli oluyor. Yani oraya gittikten sonra sizin herhangi bir başvuruda bulunmanız gerekmiyor. Zaten giderken o üniversitenin size burs verip vermediği buradan belli oluyor. Doktora tezi araştırma bursunuz. Bu da halen Türkiye'de doktoraya kayıtlı olan öğrenciler için teziyle ilgili araştırma yapmak üzere veriliyor ve süresi 10 ay. Onlar için de gene yılda 35 bin dolar bir para veriliyor. Evet, şartlarımız tıp ve klinik sahalar hariç her sahada veriliyor. Üniversite 3. sınıf, 4. sınıf veya mezun olarak başvurabiliyorsunuz. Şimdi arasındaki fark şu, yani mezun olarak veya 4. sınıfta başvurduğunuzda, 3. sınıfta başvurduğunuzda üniversiteyi bitirir bitirmez Amerika'da eğitime başlıyorsunuz yüksek lisans programına. 4. sınıfta veya mezun olarak başvurduğunuzda araya 1 yıl bir boşluk giriyor. Bunun nedeni şu, çünkü Fulbright bursunda önce öğrenciler seçiliyor, sonra Amerika'daki okullara başvuruluyor. Dolayısıyla o 1 yıllık bir süreç gerektiriyor okullara başvuru süreci. Eğer sizin açınızdan hani böyle bir yani hemen bitirir bitirmez vakit kaybetmeyin diyorsanız o zaman 3. sınıfta başvurmak gerekiyor. Genelde bize başvuran öğrenciler 4. sınıf oluyor. Çünkü çoğunlukla 3. sınıfta bu Avrupa Değişim Programları Erasmus'a katılan oluyor veya başka staj programlarına giden oluyor yurt dışına. Onun için genellikle 4. sınıfta veya mezun olarak başvuranlar var. Bizim açımızdan fark etmiyor. Bu tamamen tabii sizin kararınızla ilgili bir şey. Not ortalaması 4 üzerinden 3, 100 üzerinden en az 75 olması gerekiyor. İngilizce, akademik yeterlilik, bu tabii bir sınavla ölçülüyor. TOEFL dediğimiz bir sınav var, bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Bu Amerika'daki üniversitelere başvurduğunuzda İngilizcenizi ölçen bir seviye tespit sınavı. Buna girmeniz gerekiyor ama tabii başvuru da gerekmiyor. GRE, GMAT, bu ikisi TOEFL'dan farklı sınavlar. Bunlar bizde yapılan ALES sınavına benzeyen bir sınavdır. ALES de bunlardan örnek alınmıştı. Neyi ölçüyor? Bir genel yetenek sınavı. Yani bir bilim sınavı değil. Sözel kısmı, matematik ve yazı kısmı, essay yazma, kompozisyon yazma kısmı var. İşletme dışındaki bütün sahalar GRE'ye girmek zorunda. İşletme ve işletmenin alt dalları yani muhasebe, pazarlama, finans gibi bunlar da GMAT dediğimiz bu sınava girmek zorunda. Ne zaman girmeniz gerekiyor? Normalde demin dediğimiz gibi başvuru da gerekmiyor. Fakat bursu aldıktan sonraki aşamada komisyon size şu tarihte girin dediği zaman girmeniz gerekecek. Dolayısıyla bunlara önceden hazırlık yapmak gerekecek. Sonuçlar belli olduktan sonra, yani bursa adayı olduktan sonra hemen girmeniz gerekecek. Size belli bir süre veremeyecekler. Hani çalışın 3 ay 5 ay sonra girin demeyecekler. Hemen girmeniz gerekecek. MBA işletme master'ı diye geçer Amerika'da, onun kısaltılmışıdır. Bu programa